Yemek yeme sırasında alt çene çoğunlukla lateral yönde hareketler yapar. Protetik restorasyon uygularken bizim amacımız yan hareketler gerçekleşirken özellikle posterior bölgede tüberküllerin birbirine çarpmaması, diğer bir deyişle çatışma olmaması. Oysaki uygun artikülatör seçilmediği çoğu durumda bu çatışmalardan kaçınmak çok zor ve sonuçta kırık komplikasyonlarıyla ya da hastaların çakıl taşı çiğniyormuş gibi hissediyorum dediği yakınmalarla karşılaşılması olası. Alt çene çiğneme siklusundaki lateral harekette Yemek yenen taraftaki kondil etrafında dikey eksende dönme hareketi yapar. Denge tarafı kondili ise bu esnada öne, içe ve aşağı doğru yönde bir hareket gerçekleştirir. Seçeceğimiz artikülatörün bu hareketi neredeyse birebir taklit edebilmesi gerekli. Ancak lateral yöndeki harekete yakından bakıldığında bu hareketin o kadar da basit olmadığı görülebilir. Popülasyonun büyük çoğunluğunda alt çene çalışan taraf kondil etrafında saf bir rotasyon hareketi yapmaz. Önce bir miktar yana doğru kayar. Bu kaymanın nedeni kaslar ve ligamentlerin rezilyansı ile glenoid fosanın morfolojisi olarak gösterilmekte. Özellikle implant üstü restorasyonlarda veya diş üstü monolitik zirkonya kronlarda hatasız oklüzyon oluşturmamız şart olduğu için bu hareket paterninin artikülatörde yansıtılıyor olması çok önemli. Lateral hareketin hemen başlangıcında alt çene bir miktar iç tarafa doğru hareket eder. Sonrasında ise öne, aşağı ve içe yönde hareketine devam eder hareketin ilk kısmına immediate size shift adı verilir. Penet hareketi olarak da isimlendirilen bu yer değiştirme yaklaşık olarak 0.75 ila 1 mm aralığındadır. İkinci kısım olan precurrent ve üçüncü bölüm progresif yer değiştirmeler toplamda 3-4 mm'lik bir hareketi oluşturur. Aynı zamanda kondilin sagittal düzlemle yaptığı açıya Bennett açısı adı verilir ve kişiden kişiye değişmekle birlikte 7,5 ila 13 derece aralığındadır. Bennett hareketi ve açısı bazı araştırmacılara göre oklüzyonun en önemli parametresidir. Teknisyenin tüberkül fossa ilişkisini çatışmasız bir şekilde ayarlayabilmesi için bu değerleri restorasyonun tasarım aşamasında uygulaması gerekli. Bu açıdan artikülatör tercih ederken Bennett açısının ayarlanabildiği tipleri seçmek yararlı. Hastanın ortalama veya bireysel değerlerine uygun olarak ayarlanan benet açısı, konforlu bir oklüzyon için gerekli oklüzel morfolojinin teknisyen tarafından hazırlanmasını sağlar. Ancak etkili benet açısı için artikülatörün aynı zamanda immediate side shift yani benet hareketini de yapıyor olması zorunlu. Bu harekete uygun artikülatörlerde sağ ve sol olmak üzere serbestleme vidaları bulunur. 1 milimetrelik toplam serbestleme için vidaların 0.5'er milimetre gevşetilmesi gerekli. Dijital artikülatörlerde ise istenen değeri yazmak yeterli. Özellikle tüm ağız restorasyon çalışılacak olgularda veya yaşlanmış ya da aşınmış dentisyonlu hastalarda tek üye kron çalışılırken teknisyenden en az 1 mm'lik serbestleme yapması istenmeli. Böylelikle hastadaki kondil oynaklığı aynı şekilde artikülatöre aktarılıp oktüzel morfolojiye geçirilebilir. Bunun sonucunda da protetik restorasyonlarda en tehlikeli yüklenme olan yan kuvvetlerin restorasyona implanta veya dayanak dişe iletilmesi bir ölçüde kısıtlanır. Dahası kanin koruyuculuk ya da grup fonksiyon gibi hangi lateral okluzal şema oluşturulmak isteniyorsa aynı hastadaki gibi serbestlikli olarak restorasyonlarda elde edilebilir ve bizim provada unit başında geçirdiğimiz zaman oldukça azalır.